Güzel bir hafta sonundan herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok, nasılsınız? İnşallah herkes iyidir. Beni de soracak olursanız ben de iyiyim çok şükür. İnşallah sizler de iyisinizdir. Kahvaltı hazırlıyorum, çayı demledim. Bir soğan kavurdum. İçine de süt, mısır koydum. Şu an onu kavuruyorum. Dünkü haşladığım patatesleri soydum, doğradım küp küp. Onları birleştireceğim, üzerine yumurta kıracağım, sonra kaşarla karıştıracağım. Öyle kendi kendime öyle bir şey yapmaya karar verdim. Daha önce hiç görmedim, bilmiyorum nasıl bir şey olacak. Ben de merak ediyorum açıkçası. İnşallah lezzetli bir şey olur. Severim böyle kafamdan bir şeyler uydurup bir şeyler yapmayı. Gördüğünüz gibi şöyle mısırlarımız soğanla kavruluyor. İyice dedim kavrulsun. Şöyle karamelize olsun. Zaten olmaya da başlamış. Şöyle bakın. Ondan sonra da patatesle birleştireceğim. Değişik bir kahvaltı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Şöyle mısırları kenara kaldırdım arkadaşlar. Soğanla güzelce kavurdum. Bildiğiniz böyle bir soğanı karamelize yaptım. Ki onun lezzeti başka oluyor gerçekten. Şuraya da yine yağ koydum. Hemen patateslerimi. Şimdi bunun üzerine baharat koyacağım. Baharatla kavuracağım. Şimdi arkadaşlar patatesler şöyle kavrulurken içine o 7 çeşit dediğim baharattan da katıyorum. Çok fazla değil, bir çay kaşığı. Kahvaltı ya bu. Çok da baharat olmasın. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela bu patatesleri çiğden küp küp doğrayıp da kızartıp, iyice nar gibi kızartıp da mısırla da birleştirebilirsiniz. Böyle benim gibi haşlayıp daha pratik olur, daha hızlı olur diye. Daha hani haşlanmış patatesiniz varsa, dün ben biliyorsunuz hazırlamıştım. Böyle haşlanmış patates de olabilir. Yani onu da söyleyeyim dedim. Hemen baharatla bir karıştırayım patateslerimi. Şimdi arkadaşlar ben normalde böyle küp küp doğrayıp böyle baharatlayıp işte kavururdum. Bu şekilde yerdik. Zaten baştan planlarım da öyleydi. Öyle yapacaktım. Ondan sonra aklıma mısır katmak, işte yumurta, kaşar katmak geldi. Bunları sonradan aklıma getirdim. Yani baştan planlanmış bir kahvaltı tarifi değil bu. Ayrıca çok kalın büyük doğramıştım. Çünkü hani dediğim gibi küp küp doğrayıp baharatlayıp kavurup yemeğiydi planım. Ama sonra işte planlarım değişince ben de şu şekilde patateslerimi küçültmeye karar verdim. Şöyle çok da fazla inceltmeden. Çünkü hani baştan öyle düşünmemiştim. Rendeleyerek de yapabilirsiniz ama dediğim gibi ben her zamanki gibi baharatlayıp kavurup öyle yemeyi düşünüyordum. Şöyle bir, bunlar iyice kavruldu arkadaşlar. Şöyle düz diyeceğim. Zaten pişmiş bir patatesti. Baharatıyla da tuz katmadım. Mısırda tuz var da patateste yok. Acaba mısırın tuzu yeter mi? Mısırın tuzu yeter herhalde. Vazgeçtim, katmayacağım. Çok tuzlu olmasın. Şimdi mısırı da kattık mı? Ayrı ayrı yapmayayım, harmanlayayım. Yani şu an yaparken karar veriyorum ne yapacağımı. Şöyle mısırlarımı da karıştırıyorum. Bunu ben bir karıştırayım. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hani şu şekilde, şu haliyle kahvaltı olarak değil de hani misafiriniz geldiği zaman ya da gün tabaklarında patates salatası falan yapılıyor ya. Mesela patates salatası değil de bu şekilde yapıp kaselere gün tabağı, hani gün menüsü olarak da olabilir. Ya da bir misafire işte kekinin, poğaçanın yanına, böreğinin yanına böyle çok güzel olur şu şekilde. Çok da güzel oldu yani. Bol tereyağlı yapacaksınız. Baharatını da biraz daha bol yapabilirsiniz günü yapacağınız için ya da misafire ikram edileceği için. Ben kahvaltı diye sabah sabah dedim midemizi yormayalım. O yüzden az koydum baharatını.
Mesela şu şekilde gün menüsü olur. İçine yumurtayı, kaşarı katınca da kahvaltıya dönüşür. Çok amaçlı bir tarif. Şöyle yumurtayı da katalım. Gün menüsünden çıkaralım artık, kahvaltıya dönsün. Hemen karıştırayım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Tabii bakın öyle sadece kavurup kavurup bırakmadım. Aynı zamanda kızarttım yani. İyice yağıyla birleştirdim. Şimdi kaşarını şöyle üzerine serpiştirelim de güzelce bol bol. Hafta sonu kahvaltınız böylece ne yapsak ne etsek diye düşünmektense alın size mis gibi bir hafta sonu kahvaltısı. Şimdi kaşarlar da eridiği zaman kahvaltımız hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altı yine açık, yani kızarması daha iyi olur. Altını hiç kapatmadım. Kapağını da kapatmayacağım çünkü zaten onun sıcaklığıyla erimeye başladı bile kaşarlar. Gördüğünüz gibi böyle bir tarif. Bu kadar piştiği yeter bence. Tabii ki de arkadaşlar bunu servis tabağına falan kaldırmayın. Ne oldu? Yaramazlar. Böyle bu şekilde ortaya koyacağım tavayla. Bunun tadı öyle çıkar. Başka tabağa koydunuz mu bunun tadı gider. Şöyle arkadaşlar sizinle güzel bir hafta sonu. Gerçi buhardan da pek görünmüyor ama. Şöyle hafta sonuna alternatif bir tarif dedim, önereyim size. İnanın ben de sizinle beraber hani daha önceden tasarlanmış bir tarif değil, onu söyleyeyim. Ben de sizinle beraber içine ne katacağımı hep beraber, yani aynı anda siz de benimle beraber görmüş oldunuz. Dediğim gibi baştan her zaman öyle yapardım. Patatesi haşlardım bir gün önceden. Hafta sonu çocuklar küp küp doğranıp baharatlı kahvaltıda seviyorlardı diye. Sonra kavururken dedim ki soğanla mısır kavurayım. Onu da katayım içine. Sonra dedim yumurta da katayım. Hadi üstüne kaşar da katayım. Ortaya böyle güzel bir kahvaltılık çıktı. Kaşarını yumurtasını koymazsanız ortaya güzel bir gün menüsü çıktı. Kaselere böyle pastanın böreğin yanına çok da güzel olur. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Mesela içine patatesi kavururken maydanoz da koyulur. Ama Efe maydanoz sevmediği için koymadım. Yani birçok şey olabilir. Kapya biber ince ince doğrayıp hani renk katsın diye kavrulup koyulur. Her şey olur. Her şey. Yeter ki yapalım yani. Beğendiniz mi arkadaşlar? Beğendiyseniz yorumlara yazın. Yarın hafta sonu. Yarın çocuklar, eşler, herkes evde. Yapın ortaya koca bir tava yapın koyun. Oh mis gibi. Benden bugünlük bu kadar. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Herkese güzel günler diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.